Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Karaman Futbol Kulübü'nden ayrılan teknik direktör Zafer İzarcı ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Hocam şimdi bir ayrılık süreciniz var. Ayrılık süreci sonrası yaşananlar var. Var da var. Şöyle başlayayım Evet. ben. Bana göre 2022 yılında TFF 3. Lig'in en iyi teknik direktörü kim deseniz ben Zafer İzarcı'yı söylerim. Neden? Batman Petrolspor'la şampiyonluk yaşamış. Karaman Futbol Kulübü'ne gelmiş. 2022 yılını lider bitirmiş. Zirvede bitirmiş. Kesintisiz üçüncü liglerin, yani ikinci ligi belki birinci lig, süper ligi de bakarsak belki o da çıkabilir ama hani ben üçüncü lig için konuşuyorum. Net bir şekilde en iyi teknik direktörü sizdir. Şimdi Karaman Futbol Kulübü'nü de ilk yarıyı lider tamamladınız hocam. Ve bize dediniz ki Iğdır maçın sonunda Abdullah 4 ya da 5 transfer tam hatırlamıyorum. Ama 4, en az 4 olması lazım. 4 transferle anlaştığınız gibi. Fakat bu transferler yani hangi isimlerdi bilmiyorum ama sanırım sizin istediğiniz isimler şu an için transfer edilmedi. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakıldığı zaman biliyorsun Karaman Futbol Kulübü'nün geçmişi ve yaşadıkları ortada. Bu geçmişi ve yaşananları hepimiz ve herkes biliyor yani. Ben buraya gelirken sağ olsun Sayın Mehmet Alan Başkanımız ve Süleyman Başkanımızın çok büyük isteklerinden dolayı geldim. Kendilerine saygım ve sevgim her zamanki gibi gönülden ve koşulsuzcadır. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi siz de çok iyi biliyorsunuz ki futbolun doğasında ayrılıklar da var, birliktelikler de var. Bunlar gayet normal. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben buraya futbol aklını getirmek istedim. Çünkü kulüp ve cami olmak çok farklı bir şey. Çünkü ben futbol aklı ve futbol kültürü olan bir şehirden geliyorum. Hem aldığım eğitim, hem sahada ve hem pratikte bunları yaşamış biri olarak geldim. Ve gelirken de tamamen kadro mühendisliğini, doğru bloklar arası oyuncularını yerleştirerek iyi bir kadro kurduk. Tabii kadronun tabii ki derinliği ve genişliği tartışılır. Bu derinliği ve genişliği zaman ve süre ilerledikçe yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim yarıştığımız takımlar bir Iğdır gibi bizim olma şansımız yok. Olamayız. Ama biz bir Iğdır'a da veya arkamızdan gelenlerle de çarpışabiliyoruz. Her şeyin parayla değil, doğru eğitim ve doğru yarışmayla olduğunu inanıyoruz. O yüzden böyle bir süreç başladı. Birinci haftadan biliyorsun ki 20. haftaya kadar da lider Tabii. getirdik. Hala da oradayız ve hiçbir kayıp yok. Gelişen süreç şöyle. Şimdi bir Darıca müsabakası oynadık. Siz de izlemişsinizdir. Biliyorsunuz 13. veya 15. dakika, o tam hatırlayamıyorum. Bir penaltı ve kırmızı kartla karşı karşıya kaldık. Çok haksız Ahmet bir Gökbayrak sen haftan atılıyor olmuşsun. evet, çok haksız bir hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmamıza rağmen oyuncuların müthiş bir oyun oynadı. Ama müthiş bir oyun oynadı. Hatta karşı rakip de yani ona siz mi oynuyorsunuz, biz mi 10 kişi oynuyoruz? Onlar da söylüyorlar. Fakat tabii ki hakemin çok büyük etkisiyle bir yara aldık. Mağlubiyet yaşadık. Bu mağlubiyet tabii ki içeriye girdiğimde oyuncularımın kafalarını dik tutmasını istedim. Bu olabilir ama müthiş bir geri dönüş gösterdiniz. Oyununuz çok iyiydi. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Olabilir böyle şeyler. Aynı şeyde sevgili başkanımız Mehmet Alihan da soyunma odasında size gurur duyuyorum dedi. Tabii bu sürecin sonunda Darıca maçından sonra biliyorsunuz bir Elazığ müsabakası Evet. oynadık. Elazığ müsabakasındaki kayıptan sonra ben kaybettikten sonra soyunma odasına girer girmez futbolun doğasında böyle şeylerin olduğunu fakat ben zirvede bırakacağımı ve ayrılacağımı bütün herkesin, bütün oyuncuların, kulüp müdürünün ve bütün çalışanların içinde ayrılacağımı ve soyunma odasından çıktıktan sonra da menajerimle irtibat kurup başkanımla beraber oturup kesinlikle ayrılacağımı söyledim ve böyle bir süreç oldu.
tamamıyla benim kendi isteğimden oluşmuş bir durumdur. Yani böyle sosyal medyada yazan, sosyal medyada 3-4 tane gereksizin veya etrafında topladığı insanların söylediği gibi bir durum değil. Doğru veri ve doğru bilgilendirme benim. Çünkü bu kararı veren benim. Siz de bu işin içindesiniz ki Abdullah'cığım, böyle bir başarıyı elde edip de bu durumda bırakacak yürek çok görmüyorum ben. Yani kolay kolay istifa etmezler. Evet. Tazminat tercih ederler veya bir iki maç daha denemek isterler. Şimdi şöyle hocam, ben size o zaman hatırlarsanız bir soru sormuştum. Demiştim ki hocam, iç sahada hani rakiplerinizde daha fazla dış sahada galip geliyorsunuz, dış sahada mağlubiyet geliyorsunuz ki sonrasındaki hafta mağlup olmuşsunuz. İlk deplasma mağlubiyeti o 50 Ordu Spor'dan aldı. O da 3. Evet. son dakikada gelen golle. Evet. Yani ligin bu süre zarfında ne oldu hocam? Yani takımları karakter kimlik kaybı olacağını düşünmüyorum çünkü derece maçında 10 kişiye karşı oynanmış bir oyun var. Ama Evet. şimdi yönetimsel sorunları bilmiyorum. Sizinle alakalı konuşabilirsiniz. Şimdi bir yorum var. Zafer Hizarçı 3. ligin en kısa hocası. Bunu biz de yaşadık. Bu yönüne hiç değinmiyorsunuz ve biliyorsunuz biraz daha cesur olmalısınız. Bunu bize yazıyorlar. Şimdi açık yüreklilikle söyleyeyim güzel kardeşim. Ben yıllardır bu işin içindeyim ve birisi çıksın Zafer Rızarcı bana küfretti desin. Ben gerekeni yapmaya hazırım. O yüzden onu yazan insanlar tamamen dışlanmış, dışarıda kalmış, tamam mı? Zamanında bu kulübü çok yormuşlar. Ve Zafer Rızarcı buraya bir futbol aklını, futbol kültürünü getirip kimseye boyun eğmeyen, doğru neyse doğru yapmaya çalışan birisi olduğu için o yüzden kendi düşüncelerini, kendi yaptıklarını söylüyorlar. Bir şeyi çok söyleyen çok yapandır. O yüzden benim kesinlikle eğitimli bir aileyiz. Yani o yüzden şöyle örnek vereyim sana Abdullah'cığım. Benim o çocuğum Trabzonluyuz. Biz Trabzonspor maçına gitti. Gittikten sonra geldi 16 yaşında bir çocuk. Baba dedi ben bir daha maça gitmeyeceğim. Neden dedim? Çünkü çok küfür ediliyor orada dediler. Anlatabiliyor muyum? Yani ben böyle bir çocuğa sahibim. Bu çocuğu da yetiştiren benim. Allah etmesin. En büyük şahidim Allah. Yani yüzünüze de söyledim hocam ama buradan ne kadar. Evet Zafer Hoca agresif değil. Saha içinde ki gerilmeyen yoktur. Bugün Fatih Terim'in agresifliğini konuşmamıza da gerek yok herhalde. Veya Şenol Evet. Güneş'in agresifliğini. Şenol Güneş'in rakip takım teknik direktörüne varana kadar neler yaptığını. Bu ülkede hepimiz biliyoruz. Siz Evet. etrafı. Evet. Saha içindeki agresiflik ya da soyunma odasına giderken ki o koridorda yaşananlar bu futbolun doğasında olan şeyler. Agresif olmak zorundasın. Zaten bizim de beklediğimiz bu insanların agresif olması. Ama bu rakibine saygısızlıktan bahsetmiyoruz. Ya da küfretmekten bahsetmiyoruz. Evet, Zafer Hoca agresiftir ama ben de sizinle aynı fikirdeyim. Küfür edeceğinizi ben düşünmüyorum. Sosyal medyada yazılanlar belki de onlar da haklı. Belki Zafer Hoca küfür etti bilemiyorum ama burada küfür etmediğini kabul ediyor. Ben düşünmüyorum Zafer Hoca'nın küfür edeceğini. Şimdi hocam transfere girmek istiyorum ben. Şimdi siz dediniz ki 4 transfer var. Bu transferler neden Evet. yapılmadı? Şimdi kamp süreci Ordu maçından sonra biliyorsunuz bir 6 günlük izin vardı. Sonra biz geldik Karaman'da toplandık. Karaman'da bir hafta çalıştıktan sonra ayın ikisinde de kampta Antalya'da toplandık ve bütün çalışmalarımızı Turkut müsabakasına kadar 12 günlük çalışmayı orada tamamladık. Bunları yaparken transferlerle de uğraşıyoruz. Kampa gitmeden, son müsabaka orada olmadan önce de sizle de görüştüğümde Iğdır maçında da transferleri ve isimleri de belirleyip vermiştim. Ve bize çok büyük bir yük getirecek transferler de değildi. Çünkü ben çok paranın çok doğru olduğuna inananlardan olmadığım için, bizim oyunun kazandırmasına inanan bir insan olduğum için 4 tane transfer istedim. Hatta artı bir de olabilir 5 tane. Ama gerekli transferler gelmedi, olmadı, Dört tane anlaşılamadı. dediğiniz isimden hiçbiri sağlamadı değil mi hocam? Hiçbiri olmadı. Zaten bu süreçte de
Katılan oyuncular, iki tane oyuncuyu da benim dışımda olan bir şey, durum. O yüzden başkanımız Almanya'dan da görüştüğü, anlaşabildiği oyuncular, anlaşabileceği oyuncular da olmayınca bu süreç böyle geldi. Yani burada kimseyi yargılamak, yıkmak, yermek gibi bir şey yok. Sadece bunu oluşturan bir sosyal medya trolleri var. Sahte, fake hesaplar var. Bunların oluşturduğu bir hareket bence. Şimdi hocam istediğiniz isimlerden birisi Tolga Ciğerci'dir. Bu Tolga Evet. Ciğerci ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Biz özel haber olarak geçtik. Tolga Ciğerci. Hatta bir anlaşma zemini de hazırlandı gibi. Sanki yanlış hatırlamıyorsam öyle bir süreç vardı. Sonrasında bizim böyle bir şey olmadığına dair Karamanlı Kulübü çıktı ve dedi ki açıklama yaptı. Böyle bir şey olmadığına dair. Aslında hani biz bunu daha detaylandırmak istemedik. Üstüne gitmek istemedik. Bu görüşme oldu. Biz hiçbir şekilde görüşmeye gitmeyeceğiz. Şunu söylüyorum. Biz yaşanan bazı süreçlere kısmen hakimiz. Kısmen hakimiz. Ama mesela Iğdır Futbol Kulübü'nün yani transferlerinin işte kadro kalitesinin bir baskısı oldu mu? Veya Iğdır maçında mesela bir şeyler yaşandı mı desek penaltı olayları vardı. Başka herhangi bir şey de yaşanmadı. Sahada güzel bir oyun vardı. Tanımak Futbol Kulübü'nün. Penaltıydı, penaltı değil tartışmalar. Onun dışında herhangi bir şey gelişti mi? Yo, herhangi bir şey gelişmedi. Şöyle zaten biz her yerde ben bir felsefe yaratıyorum gittiğim kulüpte de. Yani biz oynamaya çalışan, ne olursa olsun birebir çarpışmayı tercih eden bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Ve bunun üzerine de pozisyon bilgisini ve aklı devreye sokmaya çalışıyorum. Ve rakipten önde olmayı ve aynı zamanda da çok koşmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Ve bu mesafeleri de ölçüyoruz zaten müsabak içinde. Bu veriler bana doğru veriyi veriyor ve doğru bilgi akışını alıyorum. Ama bu uzun süreçte ben bunu hep zaman söyledim. Dinlendirmemiz ve zaman zaman rotasyon yapmamız gerekiyor. Çünkü yük hep o aynı oyuncuların üzerine biniyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlatmaya çalışırken tabii ki iş aklı burada çok önemli. Anlayabilmek önemli. Bu işi bilmek, ben mesela ticaretten anlamam. Ben bu işi bilirim. Ben içimden başka bir şeyle de uğraşmam. O yüzden böyle bir süreçte bir şey yaşanmadı ama her defasında yükün çok bindiğini, bu yükün hafiflemesi gerektiğini, bu oyuncu katkısının bize bir an önce olması gerektiğini ve nerelere olması gerektiğini çok belirgindi. Ama bir şey gerçekleşmedi. Hocam, geçen sezona gidelim. Erbaa Spor maçı beraberlik. İç sahada Belediye İktidarı ilk yarının bitimi olması lazım. Ben de sonra, evet, ilk yarının bitimi değil. 5-1 iç sahada bir mağlubiyet. Sonrasında siz gittiniz. Arnavut. Arnavutköy'ü yendiniz. İlk yarı bitti. Ve Evet. ikinci yarıda Bursa Yıldırım'ı mağlubiyetle başladı. Son Evet. 4 maçta bir galibiyetimiz var. O sürece kadar. Son 4 maçta bir galibiyet. Onun dışında sezon sonu şampiyon olarak çıkardık. Batman pek yoktu olarak. Yani Evet. bu süreçlerin ben doğal yaşanabilir olduğunu düşünüyorum. Ya tabii ki yani benim yerimde başkası olsa az önce de söyledim Abdullah'cığım. Kimse bu durumda bırakmaz ki. Çok büyük bir şey bırakıyorsunuz. Zirvede bırakıyorsunuz. Hem gelecek değerli hocama da çok iyi bir takım bırakıyorsunuz. Hem sıralama açısından, hem puan açısından, hem de kalite açısından, hem de antrenman edilmesi açısından da çok büyük bir değer bırakıyorsunuz. Fakat tabii ki bunun benim gibi birinin kalkıp bırakıyorum demesi, bu benim başarıya aç olmam ve başarıdan başka bir şey düşünmememden kaynaklanıyor. Çünkü benim dünyamda az önce siz de söylediniz, evet agresifim ama benim agresifliğim bulunduğum yere aidiyet duygusunu getiriyorum. Çünkü çok sahipleniyorum. Sahiplerinden çok sahipleniyorum ve sahiplerinden çok sahiplenip onu öyle bir savunuyorum ki bütün doğru aklı oraya yerleştirmeye çalışıyorum. Bütün parametreleriyle ve zirveye taşımak istiyorum. Çünkü benim için amaç zirveden başka bir yer
doğru değil. Bunu da göz önüne alarak gönül rahatlığıyla bıraktım yani. Hocam, Karaman Futbol Kulübü'ne futbol akıllı getirmek istediniz. Lazlı maçından sonra istifa ettiniz. İsimleri belirlemiştik ama alınmadı. Bunu da söylediniz. Transferlerde benim dışında gerçekleştiği ve zaten için kimseye küfretmem. Sanırım bu başlıklar net bir şekilde geçerli olabilir. Kesinlikle yani onu yazanlar zaten Abdullah'cığım. Onu yazanlar 3-4 kişi. Bunlar da belli. Bunlar zamanında bu kulübe birçok zarar vermişler. Bu kulüpte hocayı saldırmışlar. Oyuncuyu dövmüşler. Yönetmişler ve yönlendirmişler. Ama benim olduğum yerde ben kesinlikle kiralık akılla dolaşmam. Çünkü bu benim iş alanım ve etki alanım. Ben bu iş alanında yanlışa karşı direnip doğruyu ortaya çıkarırım. Çünkü bu benim işim. Çünkü ben bir şeyi farklı yapıyorum ki bunun üstünü çizmek istiyorum Abdullah'cığım. Onların aklıyla kiralık yapıyorlar. Geçen yıllar doldu belli bu takımın. O yüzden ben kesinlikle yanlışa karşı direnip doğruyu ortaya çıkarttım ve futbol aklımı kullanarak takımı nerede bıraktım ortada. Ve o yüzden böyle sosyal medya yine söylüyorum Abdullah'cığım bunlar sen de biliyorsun ki Iğdır maçından sonra sana gelip bunların neler söylediğini sen çok iyi biliyorsun bu dört kişiyi. Hele de böyle kazanılmış bir müsabakadan sonra. Zaten beni en çok yıpratan şey eşim ve futbolcu kardeşlerimin eşlerine yapılan bu çok söylemek istemiyorum. Üzücü kelimeler çok üzdü bizi yani. Onları da sen de çok iyi biliyorsun güzel kardeşim. O yüzden Yani onlar tasvip etmeyeceğimiz olaylar hocam. Bir insanın ailesine küfretmek, tasvip etmeyeceğimiz olaylar her ne olursa olsun ne şartlarda gelişirse gelişsin. Yani bu bizim istediğimiz olaylar değil açıkçası. Hocam özetlemek gerekirse bu ayrılık, bu birliktelik noktalandı. Ve son olarak da şunu sormak istiyorum. Tabii sizin sistemleriniz de var. Karşı tarafın sistemleri de var. Siz bir şeylere açıklıkla, açık yürekle cevap vermek istediğiniz için teşekkür ederim. Ama ben şunu sormak istiyorum. Zafer Rızacı ne yaptı? Zafer Rızacı her zamanki gibi aynı yolda yürüyecek. Şimdi bir kısa bir dinlenmeye mi geçtik diyelim. Şimdi bundan sonra gelecek teklifleri en iyi şekilde derleyip, toparlayıp, düşünüp, tartıp, doğru karar verip. Çünkü Zafer Rızacı'nın hedefi üst liglerde, yukarılarda çalışırken de hem çalıştığı oyuncu grubunu eğitip yarıştırmak istiyor. Hayatlarına ve kalplerine dokunmak istiyorum. O yüzden çok vicdanım çok rahat. Bütün oyuncularım da benim nasıl ahlaklı biri olduğumu, maneviyatımın nasıl yüksek olduğunu çok iyi görürler. O yüzden bu konuda da çok rahatım. Bundan sonrasını bekleyip göreceğim Abdullah'cığım. Peki hocam. Ben de o zaman sözlerimi özetlemek gerekirse Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında İmparator tezahüratları yapılırken bir ay sonrasında çok geçmeden Zafer Rızacı'yla yollar ayrıldı. Hocam çok teşekkürler. Çok ağzınıza sağlık verdiğiniz cevaplar için. Görüşmek üzere. İyi günler diyorum herkese. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak da Abdullah'cığım üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen sosyal medyadan ki bu trollere değil de doğru veri ve doğru bilgilendirmeyi insanın kendisinden arayıp sorulması gerektiğini, sizler gibi olması gerektiğini düşünüyorum. İyi ki varsınız. Not olarak da ben hayatım boyunca küfretmem güzel Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. kardeşim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.